bu yazıyı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren kanundan bahsetmiş. Şöyle demiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren bir kanun. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı şeyler kanun değil, kararname. Eğer parlamentoya geldiyse ki siz dediniz ki muhalefet partilerinin haberi yok, benim de haberim yok. Yani benim haberim olurdu böyle bir şeyden. Muhalefet partili milletvekillerinin de özen göstereceğini düşünüyorum ama eğer resmi gazetede yayınla yürürlüğe giren kanun Erdoğan imzasıyla dendiğine göre demek ki parlamentodan geçmiş bir kanundan bahsediyor. Kararname değil bu. Doğru mu? Evet. Evet tabii kanun, onun için ben de şaşırdım biraz sevgili Fatih. O kanun geçerken tartışılmış olmalı, muhalefetin itirazı olmalı. Hiç kimsenin haberi olmamış yani. Hani bu genel kurulda görüşülmeden geçemeyeceğine göre demek ki orada görüşülmüş. Eğer 3-5 milletvekili varken hani gece yarısı bir operasyonla geçti mi onu da bilmiyorum. Belki Sayın Bakan'ın bizden fazla bilgisi vardır ama bunun bir kanun olduğu anlaşılıyor. Kanun şöyle da, bir söyleyeyim Sayın Bila, bir ayrıntıları vereyim size. Evet. Aynen şöyle diyor. Kıyılar başta olmak üzere orman alanlarındaki yapılaşma tasarrufu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bırakılıyor. Hangi alanların kapsama gireceği ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Yani turizm koruma ve gelişim bölgeleri adı altında bu bölgeler yatırımcılara açılacak ve halka kapanacak. Belediyelerin yetki ve gelirleri ise ellerinden alınacak. Devamı var. Yine burada örnek de vermişler. Dördü dışında tamamı ormanlık olan 15 araziye 3, 4 veya 5 yıldızlı oteller, golf sahaları, termal konaklama tesisleri ve günlük tesisleri inşa edecekmiş. 10 ilde hazineye ait binlerce metrekarelik alan Kültür Turizm Bakanlığı eliyle tahsil edecek. Artvin, Bursa, Kars, burada Antalya, Kütahya, Mersin, Ordu, Uşak, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi. Şimdi öyle bir tuhaf ortam var ki yangın çıkıyor ve ormanlık alanlar bu vasfını kaybediyor ve kalan kısımların orman kenarları dahil olmak üzere içindeki müştemilat yani taşınmazlarla beraber eğer kamu malıysa tümüyle turizmcilere verilmesi konusunda 28 Temmuz'da bir kanun çıkıyor, kabul ediliyor. Ve bundan sonra yangın çıkıyor, ormanlar yanıyor. Ve bu alanları tahsis etme yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Turizm Bakanlığı'na verilmiş oluyor. Peki bundan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle bir tuğla ya da taş koyabilecekler mi uyanan yerlere? Yoksa bu yasanın böyle bir yangın öncesine gelmesi bir zamanlama hatası mı? Burada yani zamanlama bakımından büyük talihsizlik. Araya bir girebilir miyim? Bir dakika Sayın Bila. Ha. Bu turizmi teşvik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun meclisin en son tatile girmesinden önce mecliste görüşülmüştür. Bu 18-7-2021 günü yani 18 Temmuz itibariyle meclisten geçmiştir. Ve 28'inde de Cumhurbaşkanı resmi gazetede yayınlamıştır. Yani meclisten geçen kanunların Cumhurbaşkanı'nın onayıyla ilgili bağlantısı resmi gazetede yayınlanmasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu tabii bir torba kanun. Bu kanunun içerisinde o kadar çok konu var ki ve her biri de önemli. Farkına mecliste, varmadınız mı Sayın? Hayır olur mu? Bunların hepsi mecliste tartışıldı. Hatta gazetelere manşetler oldu. Hatta belediyelerin ellerindeki yerleri evet, bile almaya kalktıklarıyla ilgili. Bakın bu kanunun birinci maddesinde bu konu ifade ediliyor. Diğer maddelerde de bu olabilir. Yani hangi alanların diyor yani koruma, kullanma dengesi gözetilerek sektörel kalkınmanın sağlanması ve turizm sektörünün planlı kontrollü gelişiminin sağlanması amacıyla yeri, mevki ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alanlar. Yani turizm tesislerinin yerleştirileceği
alanları tanımlarken bu kanunda var. Parlamentodan 18'inde geçmiş. Evet, parlamentodan 18'inde geçti. Ama çok üzerine gidilmedi bu konu. Yok, çok üzerine gidildi. Mecliste bu konu çok yoğun bir şekilde tartışıldı. O zaman yangın yoktu yalnız. Ama gece yarısı mesaisiydi. Bir de son gününe rastlaması, yani meclisin görüştüğü, genel kurulda görüşülen son yasa olması nedeniyle yeterince basına yansımadı. Güzel. Peki bu yeni düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı şu an yanmakta olan Marmaris ve Manavgat'taki o güzelim arazileri ya da Bodrum'daki arazileri isterse istediği yatırımcıya içindeki taşınmazlarla beraber devredebilir mi? Şimdi bunu Fikret Bey daha iyi bilebilir. Ben bunun anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum. Sahillerde olduğu gibi. Biliyorsunuz sahillerde kıyı şeridiyle ilgili tahsisleri vermeye sanki Cumhurbaşkanı yetkiliymiş gibi değerlendiriliyor. Ve zaman zaman Cumhurbaşkanı kararnameleriyle sahillere ait kararlar çıkıyor, tahsisler çıkıyor. Bir ara bu tahsisler çok yoğunlaşmıştı yine basında, sosyal medyada çok yoğun tartışılmıştı. Bunu da neye dayanarak yapılıyor? Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı kararnameleri 2017'deki anayasa değişikliğiyle anayasaya girdi. Bu anayasa değişikliğinde hangi konularda Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılabileceği net olarak ifade edilmiştir. Ancak bir cümlede muğlaklık vardır. O muğlaklığın olduğu cümle şudur. Diyor ki anayasanın temel haklar ve özgürlüklerle ilgili ikinci kısmının birinci, ikinci ve dördüncü bölümleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz diyor. Halbuki diğer yerlerde şu konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de düzenlenebilir dediği halde burada temel haklar ve özgürlüklerle ilgili hangi alanlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağı ifade ediliyor. Birinci, ikinci, dördüncü deyince aradan üçü atlamış oluyor. Üçüncü bölümle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilecek izlenimi veriyor üslup. Ama izlenimi vermekle o madde, o üçüncü bölümle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameyle düzenleme yetkisi vermez. Olmayan yetkiyi nasıl kullanıyor Cumhurbaşkanı? O bölüm, üçüncü bölümde ne vardı? İşte bu kıyı tahsisleri vardır. Kıyı tahsisleri vardır. Dolayısıyla bu tahsislerin hepsinin yanlış ve anayasaya aykırı olduğu kanaatindeyim. Zaten bunlarla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne de götürülen konular var. Evet. Şimdi benzer şeyi yine anayasaya aykırı olarak ormanlar hakkında yapıyor. Ama dikkat ederseniz sürekli bu ülke yağmalanıyor. Kim tarafından? Sömürgücü siyasi yapı tarafından. Madem o kavramı programın başından beri kullanıyoruz, yine kullanalım. Sömürgeci bir siyasi yapı var. Bu her şeyi yağmalıyor. Hiçbir zaman kıyı yağması, idarenin kıyıları yağmalayabileceğiyle ilgili bir fikir, bir düşünce, bir anlayış hiçbir hukukçunun mantığında bulunmadığı halde güya anayasayı değiştirdi ve o hakkı elde etti gibi davranıyor. Hayır, o hakkı elde etmemiştir. Anayasa yine net bir şekilde der ki kıyılar kamuya arz edilmiş gayrimenkullerdir. Mülkleştirilemez. Ama şimdi sahilleri gezin, bazı bölgeler bir bakıyorsunuz ki bazı özel mülklerin kapalı alanı haline gelmiş plajlar. Plajlar dahil, doğru. Plajlar. Halbuki oteller dahi o otelin önündeki plajı otelin kendi mülküymüş gibi kullanamaz. Ben burada denize gireceğim diyen vatandaşı engelleyemez. Anayasaya aykırıdır. Yapıyorlar. Şimdi hem sahile yakın hem de ormanlık alanları yağmalamak için böyle bir düzenleme var. Evet. Bu arada Sayın Bilal, siz...